Arlas'ın yazısına yansıyan boyutunu zaten konuştuk. Ama Erdoğan şöyle bir şey söyledi. Eğer bu ülkede Gazi'nin bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz dedi. Bakın dedi, Büyükelçileri Kanal İstanbul mektubu gönderen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiride bulundu. Düşünün ya dedi, bizi Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu dedi. Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu dedi. Bu ikisini aynı paragrafta kullandı. Bu ikisini aynı paragrafta kullandı. Fikret abi, dolayısıyla Erdoğan'a göre Kılıçdaroğlu Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden bir isim olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıkmayı hak etmiyor. Atatürk'ün mirasına gerçek sahip çıkan biziz diyor Erdoğan. Siz bu manzarayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Gökmen, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Büyükelçisi'ne yazdığı bir mektup var. Aslında bu mektup mevcut iktidara şikayet niteliği taşımıyor. Kılıçdaroğlu bir süredir iktidara geleceği izlemini güçlendiren bir politika izliyor. Yani biz iktidara gelmek üzereyiz. İktidara geldiğimizde şimdiden söylüyoruz ki bu iktidarın şu tasarruflarını ortadan kaldıracağız, uygulamayacağız veya geri alacağız. Bunu daha önce Türkiye'nin içerisinde yapılan altyapı yatırımlarını üstlenen müteahhitler bakımından da söyledi. Dedi ki biz iktidara geleceğiz, makul bir inceleme yapacağız, makul bir kar marjıyla bu yatırımları kamulaştıracağız dedi. Şimdi Büyükelçisi de diyor ki biz bu Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. İhaleye girenler olur. İstanbul'un talanı anlamına gelecek, oraya bir kazma vurulur. Orada bir iş üstlenilirse biz bunu iptal edeceğiz. Bunu şimdiden söylüyorum ki hatalı davranmayın. Bu şikayet değil, bir uyarı. Yani bu talan olarak gördüğü için İstanbul Kanalı'nı, bu işlere girmeyin. Biz iktidara gelmek üzereyiz ve epeydir Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın önerilerini iktidar yerine getirmeye başladı. Yani iktidar gibi davranıyor Sayın Kılıçdaroğlu. İşte elektrik faturalarından TRT payını çıkartın, biz çıkartacağız diyor. İktidar bunun kamuoyunda önemli bir etki yarattığını görüyor ve CHP'den önce çıkartıyor. Asgari ücreti diyor, insanca yaşayacak bir düzeye çıkartın, biz girince çıkartacağız diyor. Şimdi asgari ücreti önemli ölçüde artırma hazırlığı yapıyor iktidar. Diyor ki emekte yaşa takılanlar sorununu çözeceğiz. Bunu diyor gündeme aldık, ilk uygulamadan biri olacak. İktidar emekli işe takılanları memnun edecek açıklamalar yapıyor. Veya emekli maaşlarıyla ilgili aynı şeyi söylüyor. Memurların 3600 ek gösterge taleplerinin konusunda vaatte bulunuyor. Bunu ben yapacağım, hükümet şimdi yapsın diyor. Hükümet 3600 ek göstergeyle ilgili çalışma yapıyor. Yani CHP'nin, Millet İttifakı'nın önerilerini yavaş yavaş iktidar harekete uygulamaya koyarak halktan gelecek desteği kendi yönüne çekmeye çalışıyor. Bir iktidar havasıyla konuşuyor Sayın Kılıçdaroğlu ve yine bu havayla Büyükelçilere uyarıda bulunuyor. Bence bu üsluba devam edecek. Bu da inisiyatifin veya Özgür Özel'in tabiriyle psikolojik iktidarın CHP'ye geçtiği şeklinde değerlendiriliyor. Böyle yorumluyorlar. Şimdi seçimleri bekliyoruz. Seçimden sonra da iktidar olacağız şeklinde bir iddiası var. CHP böylece hep savunmada kalan, iktidarın taarruzlarına karşı savunma veren bir konumdan çıkıp ters bir konuma geldi. İktidarı hesap veren, sıkıştıran, önerilerini uygulatan bir konuma geldi. Ben Büyükelçilere yazdığı mektubu da bu manada görüyorum. Bu işe girmeyin, biz bunu iptal edeceğiz, uygulamayacağız diye şimdiden uyarıyor. Etkili oluyor mu? Barış'ın bürokrasi için söylediği etkiyi yaratabilir. Belki yabancı kuruluşlar bu kadar istekli olmayabilirler bu ihaleye katılma konusunda. Tabii bu 28 Şubat'la ilgili olarak böyle bir gelişme olabilir. Ben Barış'ın tabii kaynaklarını bilmiyorum. Ama şunu söylemek lazım. Şimdi gazeteciliğin görevi yargıta iştahı olarak da hükme bağlanmıştır. Görünen gerçeği yansıtmaktır. Bundan kaçamaz gazeteci. Onun için orada görünen gerçeği yansıtan gazetecilerle gazetecilik dışında faaliyet gösterenleri ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi her gazetenin politikası da o zaman farklıydı diye düşünüyorum. Ben uzun yıllar Milliyet'in Ankara temsilcisi olduğum için Milliyet açısından konuşabilirim. Bu verilen demeçleri, görünen gerçeği yansıtma elbette Milliyet'e yaptı ama güvenmediği, bir manipülasyon olabileceğini düşündüğü bilgi ve belgeleri mesela kullanmak konusunda biz çok
temkinli davrandık ve kullanmadık. Örneklerinden biri işte bir itirafçının Mehmet Ali Birant ve Cengiz Çandar'ı PKK ile ilişkilendirerek suçlamasıdır. Mesela biz bunu kullanmadık. Başka gazetelerden kullananlar oldu. Sonra özür dilendi kullandıkları için. Andıç olayı. Öyle bir haber yapmak Birant'ı ve Çandar'ı o günkü görevlerinden uzaklaştırmalı sonuçlandı. Gazeteden çıkarıldılar. Mesela bu özeni gösterip göstermemek benim için çok önemli. Şimdi iddianın oturtulduğu darbe iddiası da çok önemli. 28 Şubat bir postmodern darbedir söylemi var. Ben de o dönemle ilgili kitaplarımda görüşmeler yapıp açıklamalar aldım yetkililerden. Şunu tekrar hatırlatayım. Daha önce de söylemiştim. Şimdi Süleyman Demirel, yani o sürecin Cumhurbaşkanı ile görüşmüştüm. Demiştim ki bu 28 Şubat'ın darbe olduğunu söylediler. Ne diyorsunuz diye. O da enteresan bir yanıt verdi bana. Dedi ki tam aksine darbeyi önleyen bir süreç yaşadık biz. Nasıl oldu bu diye sorduğumda da dedi ki İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay Başkanı, bana geldi ve dedi ki askeri nizamiyeden döndürdük. Yani eğer böyle bir süreç yaşanmasaydı sanki fiilen gerçekten bir askeri darbe olacaktı sözünü İsmail Hakkı Karadayı Demirel'e söylemiş. Daha sonra rahmetli İsmail Hakkı Karadayı'ya da ben bunu sordum. Dedi ki bu doğrudur. Böyle bir beyanda bulundum ve durum böyleydi. Bu tarafı itibariyle de bir savunması var Demirel'in ve İsmail Hakkı Karadayı'nın. Tabii o diğer şeyleri artık somut iddialar ortaya çıkarsa tek tek incelemek gerekir. Zor bu dönemdi. Yani siyaset bakımından da zordu, gazetecilik bakımından da zordu. Ama gazetecilik ilkelerini gözeterek o süreci yönetmek tabii gazete yöneticilerinin sorumluluğundaydı diye bir özet yapmış olayım sevgili Gül. Peki. Bu Andıç olayına ilişkin de anlattığınız konu çok önemlidir. Çünkü o dönem iki büyük gazetenin meslektaşlarına yönelik böyle bir girişime, onların hiçbir fikrini sormadan, bu doğru mu etti değil mi diye hiç şey yapmadan, araştırmadan kalkışması onların hayatlarını o dönem için kabusa çevirmişti. Birant'ın ve işte Çandar'ın hayatını kabusa çevirmişti. Seversiniz sevmezsiniz. Ama böyle bir şeyle, gerçek dışı bir durumda böyle bir şey yapması çok acı, medya tarihinin çok acı olaylarından biriydi. Fikret abi de o dönemde milletin başında nasıl bir tutum aldığını anlatmış oldum. Tuğba Hanım bir şey söyleyin ama o esnada ben de ayağa kalkayım müsaade ederseniz. Estağfurullah. O mektubu da getirelim ekrana. Hı hı. Siz de buyurun yorumlayın. Aslında... Yani büyükelçilere nedir o mektup diye. Yani Atatürk, Atatürk'ü yıllardır unutturmaya çalışan bir iktidar yönetimiyle karşı karşıyayız. Fakat aslında kendi tuzaklarına da kendileri düştüler. Bu bir etki tepki meselesi. Ben olabildiğince söyleşilerde de tam olarak bu nokta üzerinden vurgulamaya çalışıyorum. Siz ne kadar baskıyı artırırsanız karşısında da o direnç o kadar kuvvetlenir. Bu bütün mücadelelerde böyle ülkede. Örneğin kadın mücadelesinde de böyle. Şimdi Atatürk'ü unutturma çabasının aksine son yıllarda bakın milli bayramlar hiç olmadığı kadar daha kuvvetli kutlanmaya başlandı. Şimdi Atatürk'ü kendine mal etmeye çalışan, artık o kadar çaresiz kalan ki Atatürk'ü o unutturmaya çalıştığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalarken bir yandan aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ebedi lideri olan, bu ülkenin kurucusu olan Atatürk'ü unutturmaya çalıştığı kişi üzerinden siyaset devşirmeye başladı. Jurnalci diyorlar bir taraftan. Neden diyorlar jurnalci? Devam edeceksiniz, aklınızda tutun. Hikaye bu. 5 Kasım 2021'de yazdığı mektup Kılıçdaroğlu'nun. Mektupta da iklim krizine dikkat çekiyor, çevre sorunlarına dikkat çekiyor, İstanbul'un durumuna dikkat çekiyor. Ve ondan sonra da bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkilerle mücadele içinde olduğu bir süreçte Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak doğaya dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim kriziyle mücadeleyle taban tabana zıt niteliktedir. O yüzden ülkenizdeki yatırımcılar Kanal İstanbul gibi her yöne dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu ülkemizle birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. Yani Kanal İstanbul projesinin uygulanmasının önlenmesi için diyor, mücadele vermeye devam edeceğim diyor. Büyükelçi diyor ki iki yüzlü davranmayın diyor. Hem diyor Glasgow'a gidip iklim toplantısı yapıp gelip burada kalın İstanbul'la bizi kandırmayın diyor. Kandırmayın. Bizi yemeyiz diyor. Şimdi bunu dediği için
Erdoğan dedi ki gördünüz mü bakın bizi yurt dışına şikayet ediyor. Böyle bir kişi Atatürk'ün mirasına sahip çıkamaz. Atatürk'ün diyor bölgemiz ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına biz sahip çıkıyoruz diyor. O zaman soruyoruz Erdoğan Atatürk'ten ne anlıyor? Erdoğan Atatürk'ü yine kendine devşirmeye, kendine yormaya çalışıyor. Atatürk öyle kendine devşirilecek bir figür değildir. Atatürk en başta askerdir ve bu ülkeyi kurtarmak pahasına varını yoğunu ortaya koymuş bir önderdir. Şimdi ben bu yazıdan şunu görüyorum. Ülkeye sahip çıkan, ülkenin varlığına sahip çıkan, ülkenin insanına sahip çıkan ve ilerici bir bakış açısıyla iklim krizini vurgulayarak dışarıya şunu söyleyen, karışmayın bize, burası bizim, eğer kendi çıkarlarınıza yorarsanız bizim siyasetimizi, politikamızı, toprağımızı, o zaman hesabını sorarız diyen bir genel başkan var burada. Aksine o yerli ve milli iddiasında olan kişilerin aksine o işte devletin öz varlığını boşaltan, insanları açlığa, sefalete, işsizliğe maruz bırakan, lider diye geçinen kişinin aksine ülkesini sahiplenen bir genel başkan var burada. Tam olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye çalışan bir genel başkan var. Ama bir bakıyorsunuz algı siyasetini o kadar yapmış ve buna alışkın bir insan ki zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mustafa Kemal Atatürk'ü bile o çaresiz kaldığı noktada kendine yormaya çalışıyor. Ama bu gerçekten acınası da bir tablo aynı zamanda. Çünkü dediğim gibi işte en basit örneği Kastamonu'da 29 Ekim'de kutlamalar vardı. Askerin eline kendi fotoğrafını tutuşturmuş askerin eline. Ve kendi fotoğrafını tutuşturmuş. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yok orada. Resmi yok. Artık kendi doğum günü mü dersiniz? Neyi kutluyor orada bir bilinmez. Ama yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor orada. Ve sonra geliyor Atatürk'ten dem vuruyor. Buna kimse inanmaz. Bu algıyla yönetmeye zaten artık milletin karnı tok. Millet bu dini siyasete alet etmeye de milletin artık karnı tok. Gerçek dindarlar da artık bunun farkında. Çünkü şunu biliyorlar. Dinle yani dini kullanarak bu devlet yönetilmez. İnsanların işe ihtiyacı var. Aşa ihtiyacı var. İnsanlar artık mutlu olmak istiyorlar. İnsan onuruna yakışır bir yaşam yaşamak istiyorlar. Ve bu algıyla olmaz. En son çare Atatürk'ü kullanarak da olmaz. Esas ülkeye sahip çıkmak işte tam olarak az önceki beyanattan geçer. Tutup işte siz jurnalcisiniz, ülkeyi dışarıya şikayet ediyorsunuz vesaire diye artık insanların algılarıyla, aklıyla oynamakla olmaz. Bana sorarsanız maskesi tamamen düşmüş durumda. Kendi kazdığı tuzaklara çoktan düşmüş durumda. O hani baskının karşısındaki o direncin karşısında artık direnemiyor durumda. Bakın genel başkanımız bir açıklama yaptı kadınlarla ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun süredir zaten tek tek ne yapacağını en somut şekilde açıklamaya başladı. Bu çok önemli ve buna devam etmemiz gerekiyor. Daha da detaylandırarak devam etmemiz gerekiyor. Şunları 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 yaptık, sırada bunlar var. Bunları konuşuyoruz artık bir sosyal medyada. Çünkü insanlar artık bunu duymak istiyor. Ne yapacaksınız siz iktidara geldiğinizde? Ve bunu daha da derinleştirmemiz lazım. Ve kadınlarla ilgili videosunda da çok spesifik bir şekilde şunları 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 yapacağız dedi. Yapacağız da bunları. Biz kefiliz. Kadınlar olarak biz gerekirse kendi genel başkanımızdan da sorarız hesabını. Zaten o da öyle söylüyor. Bana bunun hesabını sorun yapmazsak eğer diyor. Ama bir bakıyorsunuz ertesi gün işte Lütfü Türkkan meselesinden dem vurarak öyle bir noktaya getiriyor ki konuyu. Kadınlarımız diyor bir de o sahiplenici ifadeyle. Kadınlarımız diyor İstanbul Sözleşmesi'ni diyor artık diyor bakın nasıl kötüye kullanıyorlar diyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedenler neler yapıyorlar vesaire. İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz diyor genel başkanımız. Ve o diyor ki İstanbul Sözleşmesi kötüdür, şöyledir, böyledir. Gölgesinden dahi korkuyor artık. Yani insanların zihnine kazındı bazı şeyler. Bana sorarsanız biz şu anda gerçekten devrim yapıyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ilericiliğiyle gelen o Cumhuriyet Devrimi
aslında bir nevi tam olarak sindiremediğimiz bir devrimdi. Ama insanlar karanlığı o kadar yaşadılar ki artık bu iş böyle olmaz, bunu gördüler. Artık gerçekten demokrasiyi insanlar zihinlerine kazınmaya başladılar bu acılarla, bu karanlıkla beraber. İstanbul Sözleşmesi de aynı şekilde. O bir gecede çekilen İstanbul Sözleşmesi'ni biz o kadar çok anlattık ki bu esnada. Aslında duymayan kalmadı. Aslında iyilik yaptılar. Eşitliğe giden yolu hızlandırdılar. Bana sorarsanız demokrasi de aynı şekilde şu anda. Bizim bir yandan işimiz de kolaylaşmış oldu. Çünkü en acısını, en kötüsünü gösterdiler bize neredeyse. Beterin beteri vardır, o ayrı mesele de. Bence çok çaresiz bir noktaya geldiler ve artık böyle haybeye algı yapmaktan başka çareleri kalmadı. İşte siyasi etik diyoruz ya biz, siyasi ahlak yasası diyoruz. Provokasyonlar yaparak, ona buna iftira atarak, efendim bunlar jurnalci diyerek, Atatürk aslında biz Atatürkçüyüz diyerek altı boş, bomboş algılarla ülkeyi yönetmeye çalışan içi boşalmış bir iktidar görüyoruz. Ve gerçekten bundan sonrası tamamen icraatle, kararlılıkla, inançla, Emin Bey'in de sürekli vurguladığı gibi sandık güvenliğiyle oylarımıza sahip çıkarak başaracağımız bir durum yani. Peki. Emin Bey, şimdi hukukçu arkadaşlar bilirler, esasla usul meselesi var. Hatta usul esastan önce gelir diye konuşulur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun esasla söylediklerine ben şahsen çok iştirak ediyorum ama usul olarak ciddi bir hata yaptığı kanaatindeyim. Söyledikleri doğrudur. Kanal İstanbul için düşünceleri var partisinin ki %100 iştirak ediyorum. Yani Kanal İstanbul uzun zamandır duyduğum, eğer bir ekonomik projeyse ekonomik proje olarak sıfır, geri kalan her konuda da yapılmaması gereken bir proje örneği. Dolayısıyla ana muhalefet partisinin lideri olarak bunu beyanlarında yapılmaması gerektiğini, bunu desteklendiği takdirde de buna karşı çıkacağını söylemesi esas itibariyle doğru. Usulde iki tane hata yaptığı kanaatindeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Birincisi, bunu elçileri muhatap alarak yazı yazması. Bunu bir mektuba söylenir. Görüşmelerinde, toplantılarda, grup toplantısında, başka yerde, basın toplantısında söyler. Ama bu kadar hassas milliyetçilik meselelerinin çıktığı bir yerde elçilerin iç siyasete müdahale ettikleri intibanı uyandıran o mektuplar zamanında mektup yazmasını ben yanlış buldum. Usul olarak yanlış buldum. Esası doğru. İkincisi, muhtevada bir hata var. Yatırımcılara elçiler talimat veremezler. Bilgi bile veremezler. Şimdi bu kapitalist dünyayı bilmeme manasına gelir. Amerika'daki bir yatırımcıya buradaki Amerika elçisi, aman bak bana mektup yazdılar, oraya yatırım yapma, yaparsan ödenmeyecekmiş filan lafını edemezler. Dolayısıyla içinde sermaye düzeninin bir bilgisizliği var mektubun içinde. İkincisi, mektup olmayabilir. Şöyle bir şey de olabilir Sayın Şirin. Nasıl? Böyle bir üslup kullanarak, böyle bir yöntem kullanarak zaten oradaki yatırımcıların doğal olarak haberdar olacağı bir dikkat çekme işlemi. Bravo. O zaman elçiye olabilir. Mektup yazmanıza lüzum yok. Yani usulden sakat buluyorum. Muhtevası çok doğru. Muhtevasını hatta görevi icabı yapmış oluyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ana muhalefet partisi liderinden de bunu bekleriz. Yani bu şekilde bir ikazda bulunması çok doğru. Mektup yanlış oldu diye düşünüyorum. Peki. Ruşen Bey diyor ki, Gazi'nin bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri mirasına sahip çıkan biri varsa o biziz diyor. Aman Allah aşkına, onda da bir laf edeyim. Yani fantazi yapmış ya Mehmet Parlas. Bu lafı da fantazi gördüm. Bu arada hemen şurada bir detay belirtebilir miyim? Biliyor musunuz, son zamanlarda Marmara Denizi'ne sınırı olan 7 tane şehir ve adaların imar değişiklik planı aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Şimdi Şehircilik Bakanlığı'nın adı 29 Ekim'de Çevre ve Şehircilik, işte İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Ve yazısında bile kendileri o iklim değişikliği kısmını unutmuşlar. İmar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Şimdi bunun manası ne? Yani neden böyle bir düzenleme yapılır durduk yere? Şöyle denilebilir. Çok hassas bir hale geldi Marmara. Onu daha iyi korumak lazım. İnşallah böyle yaparlar. İnşallah böyle yaparlar. Ama neden Marmara Denizi mesela sadece?
Ya işte, yani Marmara Denizi mi çok hassas? Yeni başlıyor. Ben şüphe ettiğiniz konuyu anlayabiliyorum. Evet. Sadece hani inşallah bunu Marmara'yı korumak, çünkü Marmara ölüyor. Yani müsilajı, salyası, deniz salyası berbat bir durumda. Ama tabii ki Tuğba Hanım'ın bu adımdaki şüphe ettiği konuyu tabii ki biz takip edeceğiz. Evet, edeceğiz. Yani böyle, öyle olmaması temenni ederiz. Ama öyle olacağına dair şu ana kadarki icraatına baktığımızda bir şüphemiz vardır ve bunu da takip edeceğiz. Ruşen Bey, iktidarın hangi icraatına baktığında Atatürk'ün bu mirasına sahip çıktığını görüyorsunuz? Tabii ki bunun cevabım hayır. Hiçbir icraatında Atatürk'ün devrimciliğini, Atatürk'ün cumhuriyetçiliğini, Atatürk'ün halkçılığını, Atatürk'ün kamuculuğunu hiçbir şekilde göremiyoruz. Dolayısıyla Atatürk evet bölgesel ve evrensel olarak belli hareketler yapmıştır ama miras bırakırken Türk dış politikasında üç temel hadiseden bahsetmiştir. Birincisi Ruslarla çatışmayın. İkincisi emperyalist heveslere karışmayın. Heveslere. Üçüncüsü heveslere kapılmayın. Üçüncüsü Arapların iç işlerine hiç karışmayın. Bugün biz 2010-2011 yılında Suriye'nin iç işlerine, yani bir Arap devletinin iç işlerine karışarak, daha bugün olanı söyleyeyim, bugün yazıldı çizildiği için söylüyorum. Bugün Cezayir Suriye'ye Arap Birliği'ne tekrar dahil etti. Dahil edilmesi için çağrıda bulundu. Şimdi Suriye bu haliyle şeye geçiyor. Arap Birliği'ne tekrar geçecek, yani geri dönecek. Ve Türkiye hala katil Esad demeye devam ederek aslında oyunun ve kurgunun dışında kalacak. Bu mudur Atatürkçülük? Oysa Atatürk ne yapmıştır? Atatürk Sadabat Paktı'yla, Balkan Antantı'yla bölge ülkeleriyle ilişkileri gelişmiştir. Atatürk aslında iki devlet vardır. Biri İran, biri Türkiye, emperyalizme karşı direnen. Ancak Şah Pehlevi'nin Amerikancı tavırlarından sonra İran'la siyasi İslam iktidara gelmiş, bu şekilde kendini emperyalizme karşı korumayı tercih etmiştir. Bu da halkın özgürlüklerinin yok edilmesi olduğunu bugün daha iyi görüyoruz. Oysa Atatürk milli egemenliği hakim kılmış, cumhuriyeti getirmiş ve bakın Atatürk dediğimiz kişi, bizim kurtarıcımız dediğimiz büyük lider, hayatı boyunca aldığı tüm kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkartmıştır. Asla tek başına karar almamıştır. Açsınlar okusunlar. Başkomutanlık için 3 kez yetkisi uzatılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. Aynen. Her üçünde de toplantı tutanaklarını okusunlar. O şeyde ne tartışmalar olduğunu Atatürk'e bu yetki verilirken. Yani Atatürk kafasına göre ben alıyorum, ben sizi kurtarıcınızım falan diye dememiştir. Meclis çalıştırmıştır. Atatürk'ün en büyük emri çok partili sisteme geçmekti. Bunların bütün derdi parti kapatmak. Tabii. Yani Atatürk'ün tabii çok parti denemeleri, serbest fırka, terakkiperver, cumhuriyet fırkası, bunlar denemeleri tabii okumak lazım bunlar. Burada çok şey değil. Evet, ama uzun bir ama tarihi keşke, tartışma olur. Sayın Cumhurbaşkanımız şu sözüne bari biz Atatürk'ün dikkat edebilseydi ya da AK Parti. Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Bravo. Bakın sadece bu cümleye bakılsaydı bugün FETÖ belasını yaşamayacaktık. Bugün TÜGVA gibi ya da başka şeyler gibi devlete sızmaya çalışan dinci ya da başka gladyatör klikleri yaşamıyor olacaktık. Tek bu söz bile yeterli olurdu diye düşünüyorum. Bugün bizi demokrasi zirvesine dahi davet etmiyorlar ya. Amerika'da düzenlenecek olan demokrasi zirvesine biz davet edilmedik. Bundan... Sadece biz anlamadık. O ligden çıktık Atatürk'ten biz. Atatürk'ten uzak ne olabilir yani? Şeyi de söyleyeyim aklımdayken. Tuba, canım o önemli değil bizim için. Değil o mi? Neymiş demokrasi zirvesi? Tabii tamam, Amerikancı yönler. Amerika'ya yapıyor ya. Ne işimiz var şeyin yanında?